Sevgili arkadaşlar 2. Mehmet döneminde Karadeniz'de, Balkanlar'da ve Anadolu'da çeşitli fetihler yapılmıştır arkadaşlar. Öncelikle Karadeniz'de yapılan fetihlere bakalım. Bakın Karadeniz'de Trabzon, Sinop, Kırım ve Amasya toprakları ele geçirilmiş. Yani arkadaşlar baktığınızda şuradaki hattı ele geçirmişiz biz. Peki Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz kıyısındaki bu limanları ele geçirmesindeki temel amaç nedir dediklerinde o zaman şu cevabı vermemiz gerekiyor. Deniz ticaretini ele geçirmek amacıyla böyle bir adım atmıştır. Bakın arkadaşlar buralar önemli limanlardı. Önemli limanları ele geçirmemiz ile birlikte haliyle deniz ticaretini daha kolay bir şekilde yapabilecektik. Yani Karadeniz'deki fetihler ile birlikte Osmanlı Devleti ekonomik anlamda güç kazanmıştır diyebiliriz. Bakın Kırım'ın da yerini hatırlayalım. Kırım'da Karadeniz'in kuzeyindeydi. Şurada burayı da almamız ile birlikte Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Peki biz Karadeniz'i neden bir Türk gölü haline getirmeye çalışıyoruz? Çünkü buradaki ticaret güzergahlarını tamamıyla kendi kontrolümüz altına almak istiyoruz. O yüzden böyle adımlar Attığımızı söyleyebiliriz. Peki sadece buralarda mı adımlar atıyoruz? Hayır. Akdeniz'de de, Ege'de de fetihler yaparak birçok adayı kendi topraklarımıza katıyoruz. Mesela Limni, Midilli, İmroz gibi şurada bulunan irili ufaklı birçok adayı Fatih Sultan Mehmet döneminde ele geçiriyoruz. Bakın amacımız yine aynı. Bu geçiş güzergahı üzerinde olan ne kadar yer varsa hepsini ele geçirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü daha kolay bir ticaret yapabilmemiz için buraları ele geçirmemiz gerekiyordu. Aksi durumda ticaret gemilerimize saldırılar olabiliyordu. Bir sonraki durağımız Balkanlar. Arkadaşlar baktığımızda Balkanlar topraklarında da birçok toprak almışız. Mora Yarımadası'nı almışız. Eflak, Boğdan, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna ve Hersek gibi toprakları da ele geçirmişiz. Peki hocam Balkanlar denilen yer neresi? Orası da şurası arkadaşlar. Ortalama çiziyorum. Buralarda Balkan toprakları olarak geçiyor. Günümüzde Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan gibi devletlerin şu an hüküm sürdüğü yerlere örnek olarak verebiliyoruz arkadaşlar. Demek ki biz Fatih Sultan Mehmet döneminde yani 2. Mehmet döneminde Karadeniz kıyısındaki limanları almışız. Ege ve Akdeniz'de irili ufaklı adaları ele geçirmişiz. Batıya yani Balkanlara doğru fetihler yapmışız. Sadece buralarda mı yapmışız? Hayır. Bizi en çok uğraştıran beyliklerden biri olan Karamanoğullarını ortadan kaldırarak Anadolu'da siyasi birliği sağlama yolunda çok önemli bir adım attığımızı da söyleyebiliriz. Bakın arkadaşlar bu dönemde doğuda bir tehlike vardı. Bu tehlikenin adı Akkoyunlulardı. Akkoyunlar sürekli Anadolu topraklarına saldırıyor ve bize zarar veriyordu arkadaşlar. Bunun üzerine 2. Mehmet bir ordu hazırladı ve Akkoyunlar üzerine harekete geçti. Böylelikle Osmanlı Devleti ile Akkoyunlar arasında Otluk Beli Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşı kim kazandı? Biz kazandık arkadaşlar. O yüzden Osmanlı Devleti'ni artı koyuyoruz. Akkoyunlara ise eksi koyuyoruz. Böylelikle Akkoyunlu Devleti artık ortadan kalkmış oldu. Kim döneminde ortadan kalkmış? 2. Mehmet döneminde ortadan kalktı. Dolayısıyla Otlukbeli Savaşı'nı kazanmamız ile birlikte doğudaki güvenliğimiz sağlam bir hale getirilmiştir diyebiliyoruz. Bakın arkadaşlar şu kısmı özellikle hatırlatıyorum. Kırım'ın alınmasıyla birlikte Karadeniz bir Türk Gölü haline geldi ve İpek Yolu kontrol altına alınmış oldu. Çünkü İpek Yolu'nun bir kolu Karadeniz'in kuzeyinden bir kolu da Anadolu'nun içerisinden İstanbul üzerinden gidiyordu. Dolayısıyla... Karadeniz kıyılarını almamız, Kırım'ı almamız hangi ticaret yolunun kontrolünü sağlamamızı kolaylaştırmıştır? İpek yolunu almamızı kolaylaştırmıştır diyebiliriz. İkinci Mehmet döneminde yapılan fetihler bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar hepinizin bildiği üzere 2. Mehmet yani namı diğer Fatih Sultan Mehmet tahta iki kez çıkıyor. İkinci kez tahta çıktığında yıl 1451 tarihini gösteriyordu. Arkadaşlar bakın 2. Mehmet 1451 tarihinde tahtı çıktığından beri aklında tek bir şey vardı. O da İstanbul'u fethetmekti. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in Kızıl Elma Ülküsü diye bahsettiği yer de İstanbul'dur. Kızıl Elma Ülküsü yani hedeftir arkadaşlar. Mesela sizlerin Kızıl Elması ne? İşte sınavı kazanmaktır. Fatih Sultan Mehmet'in Kırmızı Elma Ülküsü ise İstanbul'u fethetmekti. Şimdi diyeceksiniz ki hocam avarlar denedi İstanbul'u alamadı. Emeviler denedi, alamadı. Abbasiler denedi, alamadı. Osmanlı padişahların bir kısmı denedi, onlar da alamadı. Fatih nasıl alsın? Şimdi arkadaşlar bakın biraz Fatih Sultan Mehmet'ten bahsedeyim. Boş bir adam değildi Fatih Sultan Mehmet. 7 dil biliyordu arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bakın 7 farklı dil biliyor ve bu dillerden doğrudan kendi diline, Türkçe çeviri yapabiliyordu. Ayrıca Fatih aynı zamanda şairdi. Avni mahlasıyla birlikte ne yazıyordu? Şiirler yazıyordu. Toplamda 17 tane ülke fethetmiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani boş birisi değildi arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. İstanbul'un fethinin nedenlerinden biraz bahsedelim. Öncelikle toprak bütünlüğümüzü bozduğu için İstanbul'un alınması gerekiyordu. Hocam İstanbul bizim toprak bütünlüğümüzü bozuyor? Tabii ki de bozuyor. Hemen gelin haritadan bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada sarı açık renkle gösterilen yer şurası Bizans'tı. Bakın burayı biz almışız. Burası bizim. E buralar da bizim. Ama topraklarımızın içerisinde bir toprak daha var. Topraklarımızın içerisinde bir devlet daha var yani. O yüzden burası bizim toprak bütünlüğümüzü bozuyordu. Mutlaka bizim İstanbul'u yani Bizans'ı alıp topraklarımıza katıp toprak bütünlüğümüzü sağlamamız gerekiyordu. Bakın bu topraklara Rumeli, bu topraklara da Anadolu adı veriliyordu. Anadolu ile Rumeli arasındaki toprak bütünlüğünü bozan yer İstanbul'du. O yüzden mutlaka ama mutlaka İstanbul'un alınıp toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu. O zaman birinci nedenimizi öğrendik arkadaşlar. İkincisine bakalım. Haçlıları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. Bakın arkadaşlar Bizans bizimle tek başına mücadele edemeyeceğinin farkındaydı. Çünkü daima bize yeniliyordu. O yüzden ne yapıyor? Sürekli gidip Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da bulunan Haçlı birliklerini Avrupalı Hristiyan devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtıyordu. Ve bu yüzden Haçlar defalarca Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır. E bu durum bizi artık e, canımızı sıkmaya başlamıştı. Sürekli Haçlılarla mücadele ediyorduk. Neden? E Bizans kışkırtıyor diye. O zaman biz Bizans ortadan kaldırırsak artık Haçları bize yönlendirecek bir devlet kalmayacaktı. Ayrıca Bizans'ın beylikleri ve şehzadeleri de bize karşı kışkırtması, bunları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışması da etkili olmuştur. Mesela Anadolu beylikleri içerisinde kimi kendi yanına çekmişti? Karamanoğullarını kendi yanına çekmişti arkadaşlar. Düşmanımın düşmanı neyimdir? Dostumdur. E bu dönemde Osmanlı ile arası iyi değildi. Dolayısıyla Bizans'la da Karamanoğulların arası son derece iyiydi. O zaman Bizans hem Anadolu'daki Türk beyliklerini hem de Türk şehzadelerini Osmanlı Devleti'ne karşı kullanıyormuş. Ayrıca Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'in hadisi de etkili olmuştur. Ne demişti Peygamber Efendimiz? Konstantin elbet bir gün feth olacaktır. Orayı fetheden komutan ne güzel bir komutandır. O askerler ne güzel askerlerdir. Hadisini söylemiştir. Fatih Sultan Mehmet de Peygamber Efendimiz'in bu hadisine hasar olmak istemiştir. O yüzden de en büyük kızıl elma olarak. İstanbul'u belirlemiştir. Hocam İstanbul'un fethinin sebepleri yalnızca bu kadar mı? Değil arkadaşlar. Bakın her fethin asıl sebebi nedir biliyor musunuz? Ekonomiktir arkadaşlar. Aslında ekonomik sebeplerden ötürü yapılır bu savaşlar. Hocam Bizans almamız bizi ekonomik açıdan güçlendirir mi? Güçlendirir tabii ki. Bakın eğer Bizansı alırsan Karadeniz ticaret yollarını ele geçirmiş olursun, Boğazları kontrol altına olmuş almış olursun, e, Geçiş güzergahını elinde bulundurmuş olursun. Aynı zamanda İpek Yolu gibi çok önemli bir ticaret yolunun tamamını da artık kontrol altına almış olursun. Demek ki Fatih Sultan Mehmet Boğazları ele geçirerek hem geçir geçiş güzergahlarını kontrol altına almak istiyor hem de İpek Yolu'nu ele geçirerekten ticaret yollarını kontrolü altına alıp ekonomisini güçlendirmek istiyor. Son bir sebep daha eklemek istiyorum. İstanbul o dönemde bilim ve kültür merkezi olması da Fatih'in burayı ele geçirmek istemesinde etkili olmuştur. Hocam ne alakası var? Bakın Fatih Sultan Mehmet bilime, bilim adamlarına çok önem veriyordu. Amacı ise buradaki bilim insanlarıyla oturup bilim sohbetleri yapma gibi bir düşüncesi de vardı. Şu düşünceye bakar mısınız arkadaşlar? O yüzden Fatih Sultan Mehmet karşısına çıkan her bilim insanını Anadolu'ya davet etmiştir. Osmanlı Devleti'ne davet etmiştir. Mesela Ali Kuşçu Anadolu'ya elçi olarak geliyor. Ne yapıyor? Hemen onu da himayesi altına alıyor. Demek ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un bilim merkezi olmasını da kullanmak istiyor. Buradaki bilim insanlarıyla sohbetler yapmak istiyor. O halde genel olarak baktığımızda İstanbul'un konumu gereği dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olduğunu, konumundan ötürü de birçok kez İstanbul'un hedef haline gelmesine neden olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bakın defalarca kuşatılmış ama sadece Fatih Sultan Mehmet burayı alabilecek. İstanbul'un fethinin nedenleri bu şekildeydi. Şimdi de gelelim İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklara. Şimdi arkadaşlar bakın İstanbul defalarca kuşatma altına alındı ama alınamadı dedik. Peki Fatih Sultan Mehmet ne yaptı da burayı alabildi? Elini kolunu sallayarak İstanbul'u alabilir mi? E tabii ki de alamaz çünkü İstanbul'un çok güçlü surları vardı. Demek ki farklı bir şeyler yapması gerekiyordu. Ne yaptı? Mesela gitti Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Rumeli Hisarı'nın diğer ismi ise Boğaz kesen çok kısa bir süre içerisinde Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Bakın hatırlayın dedesi Yıldırım Beyazıt da zaten bir başka Hisar yapmıştı. O ne yaptırmıştı? O da Anadolu Hisarı'nı. Fatih'in dedesi Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul dört kez kuşatma altına alınmıştır. Ancak kuşatılamamıştı. Dedesi de Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştı bunu unutmayın. Tam karşısına da Fatih Sultan Mehmet tarafından Boğazkesen yani Rumeli Hisarı yaptırılmıştır. Bir sonraki adımımız şahi toplarını döktürmüştür Fatih Sultan Mehmet. Bizzat şahi topların projesini Fatih çizdirmiştir. O yüzden kendisine havan topunun mucidi de diyebiliriz. Aslında bu özelliğinden ötürü Fatih'e aynı zamanda mühendis diyebiliriz. Bakar mısınız adama? E şahi, aynı zamanda şair, e aynı zamanda devlet yöneticisi yedi dil biliyor. E mühendis, şahi topların projesini çizdiriyor. Havan topunun mucidi. Arkadaşlar bu şahi topu dediğimiz top öyle sıradan bir top değil. Bakın bugüne kadar toplar vardı ama surlar daha önce böyle çatlaklar açabiliyordu. Surları böyle tırmalıyordu gibi düşünebilirsiniz. Şahi topu devasa toplardır. Bir attığı zaman büyük e, zararlar verebiliyordu. O yüzden şahi topları son derece önemliydi İstanbul'un fethi için. Aynı zamanda tekerlekli kuleler de yaptırıldı. Şimdi şöyle kuleler düşünün arkadaşlar. E bu kulelerin aynı zamanda tekerlekleri var. Hocam ne işe yarıyor bu tekerlekler? Bu kulelerin hareket etmesini sağlıyor. E bu kuleler sayesinde surlara yaklaşabiliyoruz. E surlara yaklaşabildiğimize göre surlara da tırmanabiliyoruz ve karşıdakiler karşı üstünlük sağlamış oluyorduk. O yüzden tekerlekli kuleler de önemlidir. Hocam sadece tekerlekli kule mi var? Hayır, aynı zamanda Mancınık da kullandık. Mancınıklar neydi? Böyle toplar atıyordu. Yukarıdan aşağı doğru düşen gülleler fırlatıyordu mancınıklar. Onları da unutmayalım. Ayrıca Anadolu ve Balkanlardaki devletlerle de anlaşma yapmıştır. Şimdi şöyle düşünün. Bizans tek başına bizi yenebiliyor mu? E yenemiyor. E ne yapacak? Gidecek Avrupa'dan, Hristiyan birliklerinden, Haçlılardan yardım isteyecekti. Biz bunu biliyorduk. O yüzden ne yapıyoruz? Balkanlardaki devletlerle oturup diyoruz ki karşılıklı birbirimize saldırmayalım diyoruz. Onlarla anlaşma yapıyoruz. Mesela hocam örnek verin. Mesela Venedik ya da Eflak bunlarla saldırmazlık anlaşmaları yapıyoruz. Aynı zamanda Anadolu'daki Türk beyliklerinin de bazılarıyla bu anlaşmaları yapıyoruz. Hocam sadece bunlar mı? Hayır. Aynı zamanda 400 parçadan oluşan donanma da yaptırıyoruz arkadaşlar. Sadece karadan kuşatabilir miyiz? Hayır hem karadan hem de denizden kuşatma altına alıyoruz İstanbul'u. E tabii ki biz tüm bu hazırlıkları yaparken Bizans da boş durmuyordu. Ne yaptılar? Her zaman yaptıkları gibi Avrupa'nın kapısını çalıp onlardan yardım istediler. Haliç'in girişini zincirlerle kapattılar. Hemen bir harita da gösterelim. Şimdi arkadaşlar İstanbul diye bahsettiğimiz yer şurası. Avrupa yakası yani baktığınızda. Avrupa yakasında bir kısmı hatta. Şimdi Haliç denilen yer şurası. Haliç'i gördüğünüz gibi arkadaşlar bir buraya zincir bir de buraya zincir koymuşlar. Bakın Osmanlı donanmalarına bakıyorsunuz. E donanmalar geldiği zaman İstanbul'un bu Haliç'in içerisine giremiyordu. E ne yaptık bizde? Fatih durdurabilirler mi? Tabii ki durduramazlar. Buradan tophaneden çıkıyor, karadan gemileri yürütüyor ve Haliç'e Osmanlı donanmalarını bir gecede indirmiş oluyor. O halde şu tabloya baktığımızda bu fethi için Fatih'in önünde hiçbir güç duramayacağını görebiliyoruz zaten. Hemen devam edelim. Rum ateşi hazırlandı. Hocam Rum ateşi nedir? Bazen gre ateşi de yazarlar. Suyun üzerinde de yanabilen bir ateştir. Hocam ne işe yarıyor? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi Osmanlı donanmaları çıktı yola geliyor. Şimdi sen şuraya grejo ateşi atarsan e bu gemiler neyden yapılmış? E odundan yapılmış. O, o, yüzden gemiler yanacaktı. Bu yüzden birçok gemimizi donanmamızı kaybettik. Grejo ateşi oldukça güçlü bir ateşti arkadaşlar. Aynı zamanda surları da güçlendirdiler. Şimdi bakın, İstanbul'un dört bir tarafına baktığımızda her tarafı surlarla çevrili. Ama bu surların bazı yerleri güçsüzdü. Oraları güçlendirdiler. Hatta bizim e, top atışlarıyla açtığımız gedikleri de tamir etmeye çalıştılar. Bizans'ın yaptığı hazırlıklara yeni olarak baktığımızda bu şekildeymiş. Ama burada çok enteresan bir adım daha attı. Onu da söylemek istiyorum. Bakın Hristiyanlar iki temel mezhepten oluşuyordu. Bir tarafta Katolikler vardı. Avrupa'da e, İtalya merkezliydi. E bir de İstanbul'da Hristiyanlar vardı. İstanbul'daki Hristiyanlara ise Ortodoks adını veriyorduk. Şimdi arkadaşlar Katoliklerle Ortodokslar birbirini hiç sevmezler. Ama savaş öncesinde ne yapıyorlar biliyor musun? Ortodoks olan Bizans gidip Katoliklerle işbirliği yapıp birleşme kararı alıyor. Artık Ortodoks diye bir şey kalmıyor. Bakın Bizans mezhep değiştirdi ya sırf bu savaş için. Fatih'ten o kadar korkmuş ki e, mezhebini değiştirip Katolik oluyor. Bakın normalde bu savaş dışında Ortodokslara desen ki gel Katolik ol bunu asla kabul etmezler. Ama Fatih'ten öyle bir korkmuşlar ki e, mezheplerini değiştirip Katoliklerle Ortodokslar bir bütün olup bir bütün olarak hareket etme kararı almışlardır. İstanbul'un fethi için Osmanlı Devleti'nin ve Bizans'ın yapmış olduğu hazırlıklar da bu şekildeydi. Şimdi de savaşın sonuçlarına bakalım. Öncelikle savaş 29 Mayıs 1453 tarihinde bitmiştir arkadaşlar. Demek ki 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih İstanbul'u ele geçirmiştir. İstanbul'un fethinin Türk tarihi ve dünya tarihi açısından sonuçları farklıdır. İkisinde ayrı başlık altında değerlendireceğiz. Biz öncelikle Türk tarih açısından sonuçlara bakalım. Yani sadece bizi ilgilendiren sonuçları varmış. Mesela İstanbul e yeni başkentimiz oldu. E bu sadece bizi ilgilendiriyor. Ankara başkent olana kadar da İstanbul başkent olmaya devam edecek. Artık Fatih dönemiyle birlikte yükselme dönemine girdik. E toprak bütünlüğümüzü zedeliyordu. E artık İstanbul'u aldığımıza göre toprak bütünlüğü sağlandı. Anadolu ile Rumeli arasındaki bağlantı sağlanmış oldu. E, İslam dünyasında saygınlığımız arttı. E Neden? E, Peygamber Efendimizin hadisi şerifini gerçekleştirmiş bir komutanımız vardı, bir padişahımız vardı. O yüzden bütün İslam dünyası bize saygı duymaya başlayacak. E, ticaret yolları kontrol altına alındı. İpek yolu bizim elimizde artık. Karadeniz, Marmara, Ege bölgesi üzerindeki tüm geçiş güzergahlarında bulunan ticaret yolları artık bizim elimize geçmiş oldu. Ayrıca 2. Mehmet'e Fatih yani feth eden, ele geçiren ünvanı verilmiştir. Türk tarihi açısından genel sonuçları bu şekildeydi. Şimdi de Fethin dünya tarihi açısından sonuçlarına bakalım. Şimdi öncelikle orta çağ kapandı, yeni çağ açıldı. Yani çağ katıp, kapatıp çağ açan bir olaymış İstanbul'un Fethi. Bunun yanı sıra coğrafi keşiflerin başlamasında da etkili olmuştur. Bakın İpek yolu bizim elimizde, Baharat yolu bizim elimizde. E tüm bu geçiş güzergahları bizim elimizde olduğu için artık Avrupalı devletler diyecek ki bize yeni yollar lazım. Diyerekten yeni ticaret yolları aramaya başlamaları coğrafi keşiflerin başlamasına sebep olacak. E Feodalite derebeyli yıkılış süreci içerisine girecek. E Feodalite'nin mantığı şu değil miydi? Etrafı surlarla çevrili bir yer içerisinde şato vardı. E bu şatayı koruyan ne vardı? E surlar vardı. E artık Fatih Sultan Mehmet neyi kanıtladı? Bu surların yıkılabilir olduğunu kanıtladı. O yüzden feodalitenin sonunu bu toplar getirmiştir. Şahi topları getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet getirmiştir yani. Ayrıca Rönesans hareketlerin başlamasında etkili olmuştur. Bakın İstanbul'da birçok bilim insanı vardı. Onlar ne yaptılar? İtalya'ya gittiler ve İtalya'ya gittiklerinde de İtalya'da Rönesans hareketlerin başlamasında büyük bir rol oynamışlardır. Tüm bunların yanı sıra bir ekleme daha yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben size az önceki kağıtta dedim ki Katolikler vardı bir de Ortodoks Hristiyanları vardı değil mi? E bunlar birleşmişlerdi İstanbul'un fethinden önce. E fethedildi Fatih İstanbul'a girdi ne yaptı biliyor musunuz? Ortodoksları tekrardan kurdu. Bakın herkese dini özgürlük tanıdı. Bu hoşgörüden ötürüdür. Ama Ortodoksları tekrardan kurmasının asıl bir sebebi daha var. Amaç şu, ikilik çıkartmak istiyor. Bunlar tek bir bütün olduklarında daha güçlü olurlardı. O yüzden ikiye bölüyoruz. Katolikler, Ortodokslar mücadele içerisinde olsunlar ki Hristiyan birliği sağlanamasın. Biz daha güçlü olalım derdindeyiz. İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları da bu şekildeydi. Müzik Evet arkadaşlar sıradaki konumuz 2. Bayezid dönemi. Arkadaşlar bu dönem Osmanlı Devleti'nin yükselme sürecinde duraklama yaşadığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Bakın Fatih döneminde 17 ülkeyi yenmişiz, bir sürü topraklarımıza toprak katmışız. Ama 2. Bayezid dönemine geldiğimizde olduğumuz yerde bir nevi kalmışız. Yani yükselme dönemi içerisinde duraklama yaşadığımız dönem 2. Bayezid dönemidir. Bu dönemin en önemli olayı ise Bayezid ile Cem arasında yaşanan Cem Sultan olayıdır arkadaşlar. Bakın Fatih Sultan Mehmet'in ölümünü ardından Bayezid ile Cem arasında taht mücadelesi başladı. İlk mücadele Bursa'da gerçekleşti. Bursa'da yaşanan bu mücadeleyi kim kazandı? Bayezid kazandı arkadaşlar. Bakın Bayezid'in kazanmasıyla birlikte artık Cem Sultan bir kaçış planı çizmek zorunda kaldı. Önce Karamanoğullarına gitti. Osmanlı Devleti'nin baş düşmanlarından birisiydi. Ama Bayezid gitti, Karamanoğulları'nı tamamen ortadan kaldırdı. Bakın zaten Fatih Sultan Mehmet Karamanoğulları'nın büyük bir çoğunluğunu ele geçirmişti. Ama son darbeyi Bayezid vurmuş oldu. Cem Karamanoğulları'nın hemen ardından Silifke ve Anamur üzerinden nereye geldi daha sonra? Rodos'a geldi, Rodos Şövalyeleri'ne sığınmak zorunda kaldı. Rodos Şövalyeleri de daha sonra onu İtalya'ya gönderdi. İtalya'da kim var? Papa vardır arkadaşlar. Bakın Cem Sultan olayı bir iç mesele iken en sonunda Rodos ve İtalya'ya papaya gitmesiyle birlikte bir uluslararası sorun haline geldiğini bir göstergesidir. E papa da haliyle Cem'i kullanacak bize karşı kullandı arkadaşlar. Biz bu dönemde topraklarımıza toprak katamamamızın, duraklama yaşamamızın sebeplerinden biri de Cem olayıdır. Cem'in İtalya'nın elinde olması, Papa'nın elinde olması bizim elimizi kolumuzu bir süre bağlamıştır. Yani biz tam Fatih dönemiyle birlikte her yeri almışız. Cem olayı patlamış ve 2. Bayezid dönemi sönük bir dönem olarak geçmiştir. Bakın burada çok enteresan bir olay yaşanıyor. Bayezid'in oğlu 1. Selim yani Namı Diyar Yavuz Sultan Selim arkadaşlar Yavuz Sultan Selim babası daha yaşarken, babası daha tahtta otururken ne yapmış? Gidip babasını tahttan indirip Osmanlı tahtına oturmuştur arkadaşlar. Bir nevi Yavuz Sultan Selim şöyle düşünüyor babası için. E bu dönemde hiçbir şey yapılmamış, fetihler yapılmamış o yüzden babasının Osmanlı tahtına tam anlamıyla yakışmadığını düşünüyor. O yüzden Yeniçerilerin de desteğini alarak babasını tahttan indiriyor. Peki başarılı oldu mu? Tabii ki de oldu. Bir sürü yeri ele geçirdi. Osmanlı'nın gücüne güç kattı. Gerçek bir yükseliş dönemi bu dönemde yaşanmıştır. İkinci Bayezid ve Cem Sultan olayı da bu şekildeydi. Şimdi de Yavuz Sultan Selim dönemi fetihlerine bakalım. Öncelikle Doğu Anadolu'da bize sürekli saldıran bir tehlike vardı, bir tehdit vardı. Bu tehditin adı Safeviler'di. Yani kim bu adam? Şah İsmail tehlikesi vardı arkadaşlar. Sürekli Doğu Anadolu'daki topraklarımıza, köylerimize saldırıyordu. E bunun üzerine Yavuz Sultan Selim haliyle ordu hazırladı ve Şah İsmail üzerine defalarca seferler düzenledi ama bir türlü denk gelemiyorlardı. En sonunda iki taraf arasında Çaldıran Ovası'nda bir savaş yaşandı ve bu savaşa da Çaldıran Savaşı adı verildi. Ve biz bu savaşı tabii ki de kazandık. O yüzden Osmanlı Devleti'ni artı koyarken Safevileri ise eksiği koyabiliriz. Bu savaşı kazanmamız ile birlikte artık Safevi tehlikesini ortadan kaldırmış olduk. Arkadaşlar bakın 2. Mehmet döneminde batı yönünde de fetihler düzenlenirken Yavuz Sultan Selim döneminde özellikle doğu yönünde fetihlerin düzenlendiğini söyleyebiliriz. Öncelikle Safevileri ortadan kaldırarak Şah İsmail tehlikesini tamamıyla sonlandırdık. Ardından ise Memlükler üzerine fetihler düzenlemeye başlayacağız. Arkadaşlar Memlükler denilen yer şurada. Bakın haritayı çiziyorum. Şurası Kıbrıs olsun. Memlüklerin bulunduğu yer şurası. Yani günümüzde Mısır sınırları içerisinde yer alan bir topraktır arkadaşlar. Bakın sıradaki yönümüz Mısır. Dolayısıyla nereye gidiyoruz? Önce Memlükler ile savaşabilmek amacıyla Mercidabık Savaşı'nı yaptık. Bu savaşı kazandık. Ardından Ridaniye Savaşlarını yaparak Memlükleri bir kez daha yenilgiye uğrattık ve böylece Memlükleri de tamamıyla ortadan kaldırmış olduk. Bakın Yavuz Sultan Selim Memlüklere neden savaş açıyor? E çünkü Memlüklerin e, Halifeliğe yakışmadığını düşünüyor. Müslümanları koruyamadığını düşünüyor. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde Yavuz Sultan Selim e, Fethiye çıkacak ve Memlükler üzerine iki defa e, savaş yapıyormuşuz arkadaşlar. Öncelikle meclid Savaşı'nı yapmışız. Ardından da Ridaniye Savaşları'nı yaparak e, Memlük tehlikesini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Bakın bu savaşın sonuçları çok önemlidir. Bu savaş ile birlikte... Artık kutsal topraklar bizim elimize geçti. E, kutsal emanetler de bizim elimize geçti. Kutsal emanetler yani peygamber efendimizden kalma bazı e, eşyalar var değil mi? Onun sakalıydı, hırkasıydı, dört halifeden kalma bazı ürünler vardı. Artık o emanetler bize geçmiş oldu. Ayrıca halifelik de Osmanlı Devleti'ne geçmiş oldu. Neden önemlidir bu olay? E, çünkü artık İslamiyet'in, İslam dünyasının lideri konumuna gelmiş olduk Yavuz Sultan Selim döneminde. Çünkü halifelik sadece bir devletin değil bütün Müslümanların lideri olarak kabul ediliyordu. Eskiden bütün Müslümanların lideri halifesi Memlüklerdi. Ama artık Yavuz Sultan Selim bütün İslam dünyasının lideri haline geldi. Yani Osmanlı Devleti İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. O halde ilk Osmanlı halifesi kimdir dediklerinde cevabımız ne olacak? Yavuz Sultan Selim olacak. Ehaliyle Mısır'ın ele geçirilmesiyle birlikte Baharat yolunun kontrolü de Osmanlı Devleti'ne geçmiştir diyebiliriz. Bakın İpek yolu kuzeyden gidiyordu. Baharat yolu ise güneyden gidip Avrupa'ya ulaşıyor Akdeniz üzerinden. Dolayısıyla bu bölgeyi almamız Baharat yolunun kontrolünü ele geçirmemizde ciddi bir rol oynamıştır. Peki sadece bu fetihler mi yapıldı? Hayır bakın Safevileri yendik ortadan kaldırdık. Memlüklerle iki defa savaş yaptık, ortadan kaldırdık. Anadolu'da siyasi birliği sağlama yönelik de adımlar attık. Mesela dün Kadiroğulları beyliğini alarak Anadolu'da siyasi birliği sağladık. Bakın son bir beylik kalmıştı şurada. Burada dün var. Yavuz Sultan döneminde gelmişiz. Dulkadiroğulları beyliğini de alarak Anadolu'da artık siyasi birliği sağlamış olduk. Bakın daha önceki padişahlar döneminde siyasi birliği sağlama yönelik birçok adım atılmıştı. Ama son adım Dulkadiroğulları Beyliği'nin alınmasıdır diyebiliriz. Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan fetihler de bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar 1. Süleyman yani nam Diyar Kanun Sultan Süleyman Avrupalı devletler tarafından Muhteşem Süleyman olarak adlandırılıyordu. Hatta dizisi de vardı Muhteşem Yüzyıl değil mi? Avrupalılar kendisine Muhteşem Süleyman adını veriyordu. Biz daha çok onu hangi ünvanıyla biliyoruz? Biz onu daha çok kanuni ünvanıyla biliyoruz. Hocam neden kendisine kanuni adı verilmiş? Çünkü kanunlar yapıp, yasalar yapıp, yasaları derleyip topladığı için kendisine kanuni ünvanı verilmiştir. Demek ki 1. Süleyman döneminde çok fazla kanunlar yapılmış ve bu kanunlardan asla 1. Süleyman taviz vermemiştir. Bu kanunları son derece sert bir şekilde uyguladığı için de, keskin bir şekilde uyguladığı için de kendisine kanun ünvanı verilmiştir. Arkadaşlar kanunu 46 yıl boyunca Osmanlı tahtında kalmıştır. Yani Osmanlı padişahları arasında en uzun süre tahta kalan padişah Kanun Sultan Süleyman'dır. Kendisi aynı zamanda şairdir. Muhibbi e, mahlasını kullanarak da şiirler yazmıştır. Bunu da unutmayalım. Peki hocam Kanun Sultan Süleyman 46 yıl boyunca ne yaptı? Gelin şimdi onlara bakalım. Şimdi öncelikle 1521 yılına gelindiğinde Belgrad'ı yani şu an günümüzde Sırbistan'ın başkentini ele geçirdi. Hocam Belgrad'ın alınması önemli mi? Son derece önemli. Arkadaşlar şöyle düşünün, burası Osmanlı olsun, e burası Belgrad olsun, e burası da Viyana olsun arkadaşlar. Bakın bizim Belgrad'ı almamız demek artık Viyana'nın kapısına dayanmamız anlamına geliyordu. Demek ki Kanun Sultan Süleyman daha önce Fatih döneminde alınamayan Belgrad almış ve Belgrad'ın alınmasıyla birlikte Avrupa'ya karadan yapacağımız seferler için burayı askeri üs olarak kullandığımız için Belgrad önemlidir. Şimdi bakın Belgrad'ı aldık ve ne yaptık? Askeri üs olarak kullandık. Neresi için? Avrupa'ya, daha fazla Avrupa'ya ilerleyebilmek için burayı bir üs olarak kullanmışız. Yine Fatih döneminde alınamayan bir diğer yer ise Rodos'lu. Rodos 1522 yılında ele geçirildi. Hocam Rodos kimin elindeydi? Rodos o dönemde şövalyelerin elindeydi arkadaşlar. Bakın bu şövalyeler sıradan askerler değil. O dönemin en güçlü onların yani o devletler için düşündüğümüzde onların en güçlü askerleriydi şövalyeler. Demek ki Kanun Sultan Süleyman Rodos'u Rodos şövalyelerin elinden kurtarmıştır. Hemen bir ek bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın sağ tarafa düşman hattı diye bir şey oluşturdum. Bu dönemde yani kanun döneminde bizim uğraştığımız düşmanlar bunlardı. Şimdi gelin onların da isimlerini yazalım. Mesela kendisini Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak adlandırılan bir adam vardı. Kimdi? Charles Kendi arkadaşlar. Kendisi Alman İmparatoru yani. Aynı zamanda Avusturya Kralı vardı. Avusturya Kralı'nın adı neydi? O da Ferdinandtı arkadaşlar onu da unutmuyoruz. Macar kralı vardı. Macar kralı da ikinci Louis'di. Fransa kralı ise o da birinci François. Ve İran şahı vardı. Onu da yazalım. Onun da adı Tahmasla'ydı arkadaşlar. Demek ki biz kanuni döneminde bu sağ tarafta belirttiğim düşmanlar ile mücadele edebileceğiz. Bu dönemde bizim karşımızda duran düşmanlar bunlarmış arkadaşlar. Birazdan zaten onlardan da tek tek bahsedeceğiz. Nerede kalmıştık? 1526 yılına geldiğimizde ise bu kez Moğaç Meydan Muharebesini yaptık. Peki hocam Moğaç Meydan Muharebesini hangi devlette yaptık? Arkadaşlar gidiyoruz Macarlarla yapıyoruz. Ve bu savaşın şöyle bir özelliği var. Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi olmuştur arkadaşlar. Yalnızca 2 saat sürmüştür. Bakın normalde savaşlar günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca bile sürebilirken Moğaç Meydan Muharebesi'nde biz Macarları 2 saatte tokatlamışız. Ardından Macar Kralı da ölüyor ve Macar Kralın yerine de daha sonra Yanoş denilen bir adamı bizzat biz getireceğiz arkadaşlar. 1529 yılına gelindiğinde bu kez Viyana'yı kuşatma altına aldık. Bakın artık e, aradaki bölgeleri ele geçirdik ve önümüzde sadece Viyana kaldı. Viyana'ya geliyoruz. Viyana'yı kuşatma altına aldık ancak başarılı olamadık. Çünkü bakın Viyana'yı kuşattığımızda toplarımızı yanımıza getirmedik. Bütün askeri teçhizatlarımızı yanımıza getirmedik ve soğuk kış şartları da olduğu için biz Viyana'yı öyle sanki kuşatmış olmak için kuşatmış gibi bir şey olduk. Tam anlamıyla önem vermediğimiz için 1. Viyana kuşatması başarısız oldu. Şimdi tarihler 1532 yılını gösterdiğinde bu kez Almanya üzerine sefere çıkıyoruz. Arkadaşlar Almanya'ya sefere çıkmamızın temel bir sebebi vardı. O dönemde Fransa kralı olan Fransuva Kusal Roma Cermen İmparatoru olan Şarken'in eline esir düşüyor. Fransuva'nın annesi ise Kanun Sultan Süleyman'a bir mektup yazıyor ve ondan yardım istiyor. Oğlunu kurtarmasını istiyor arkadaşlar. Ee, Kanun Sultan Süleyman da bu mektup üzerine zaten kendisi de bir mektup yazıyor ve daha sonra Almanya seferine çıkıyor. Kanuni Almanya seferine çıktığında Şarken üzerine gidiyor. Ancak Şarken Kanuni'den öyle bir korkuyor ki karşısına çıkmayı reddediyor ve kaçıp gidiyor arkadaşlar. Karşısında herhangi bir e, ordu bulamıyor Kanuni Sultan Süleyman. Ve bir sonraki durağı ise Avusturya oluyor arkadaşlar hocam. Neden Avusturya? Çünkü Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarken ile Ferdinand akraba arkadaşlar bunlar kardeşler. Dolayısıyla Şarken karşımıza çıkmadı. O zaman bir diğer kardeşi Ferdinand üzerine gidiyoruz. İki kardeş de Kanun Sultan Süleyman'dan çekindiler ve dediler ki gelin bir anlaşma yapalım dediler arkadaşlar. Almanya seferi sonrasında iki taraf arasında İstanbul Antlaşması yapıldı. Arkadaşlar bakın bu İstanbul Antlaşması çok önemlidir. Yanına yıldız atıyorum. Bir diğer ismi İbrahim Paşa Antlaşmasıdır. Hocam neden İbrahim Paşa anlaşması denilmiş? Şimdi zaten ondan bahsedeceğim. Alman seferi sonrasında bu adamların bizden barış istemesi üzerine İstanbul anlaşması yapılıyor. Ancak Kanuni Sultan Süleyman diyor ki bu adamlar bana denk değil. Benle değil sadrazamımla anlaşma yapsın diyorlar. O yüzden İbrahim Paşa e, ile Avusturya kralı yani arşidükü denk sayılıyor. Bakın arkadaşlar tarihte böyle bir şey yoktur. Bizim ikinci adamımız yani sadrazamımız Avusturya'nın kralı ile denk kabul ediliyor. Bu anlaşma çok önemli. Ne zamana kadar? Onu da ek bilgi olarak verelim. Zitva Torok anlaşmasına kadar bu geçerli olacak. Üstünlüğümüzü devam ettireceğiz. Ama ne zaman ki Zitva Torok anlaşması yapılacak? Artık Avusturya kralı ile Osmanlı padişahı birbirine denk kabul edilecek. 1535 yılına gelindiğinde ise bu kez Fransa'ya kapitülasyon veriliyor. Arkadaşlar bakın kapitülasyonların geçmişine baktığımızda birkaç adımdan oluşuyordu. Hemen onları da hatırlatayım. Önce gidiyoruz. Orhan Bey döneminde kime kapitülasyon veriyoruz? Orhan Bey döneminde gidip Cenevizlere kapitülasyon veriyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise gidiyoruz Venedik'e kapitülasyon veriyoruz. Kanuni dönemine gelindiğinde ise bu kez Fransa'ya kapitülasyon veriyoruz. Arkadaşlar bakın, önceki verilen kapitülasyonlar tam böyle kapitülasyon gibi değil. Kapitülasyoncuk gibi düşünebilirsiniz. İlk defa gerçek anlamda yani harbi harbi kapitülasyonlar tam anlamıyla kapitülasyonlar Kanuni döneminde Fransa'ya verilmiştir. Onu da hatırlatmış olayım. Ancak Kanuni Sultan Süleyman kapitülasyonu verirken şöyle bir anlaşma yapıyor Fransa'yla diyor ki: "Bu anlaşma, bu kapitülasyonlar bizim sağlığımızda geçerli olsun. İki taraftan birisi ölürse bu anlaşma geçersiz olacak." diyor. Yani Kanuni böyle yaparak ileride bize zarar verebileceğini düşünmüş. Bu kapitülasyonların o yüzden önlem niteliğinde böyle bir maddeyi de ekletmiştir. Peki hocam Fransa'ya neden kapitülasyon veriyoruz? Bakın aslında iki tane temel sebebi var. Birisi ekonomik sebebi var. Amacımız buraya yani ülkemize daha çok e, ticaret yapılmasını sağlamak, daha çok girişi, daha çok geminin gelmesini sağlayarak onlardan vergi alıp daha çok zenginleşmek istiyoruz. Bu kapitülasyonların ekonomik sebebidir. Bir de siyasi sebebi var. Bakın Avrupalı devletler arasındaki birliği, beraberliği yok etmek için Fransa'yla ya da başka devletlerle böyle kapitülasyon verip yanımıza çekip dost edinmeye çalışıyoruz ki Hristiyan birliğini bozalım. Bu sebeplerden ötürü gidip kapitülasyonlar vermişiz. 1555 yılına gelindiğinde ise bu kez doğuda bir gelişme gerçekleşiyor. İran ile ilk anlaşmayı yapıyoruz. Demek ki kanun döneminde sadece batıda değil aynı zamanda doğuda da İran ile mücadele yapmışız ve onlarla yaptığımız mücadelelerden sonra da oturup anlaşma yapmışız ve ilk defa İran ile yaptığımız anlaşma olarak tarihe de geçecek. Ve 1566 yılına gelindiğinde ise bu kez Kanuni son seferine çıkacak. Zigetvar seferine çıkacak. Hocam Zigetvar nerede? O da Macaristan'da arkadaşlar. Bakın normalde Sokullu Mehmet Paşa Zigetvar'daki sefere çıkıyor. Ancak sefere çıkarken Kanuni Sultan Süleyman'a da diyor ki Padişahım siz de gelin asker sizi görmek istiyor diyor. Ama Kanuni Sultan Süleyman hasta. Zaten de yaşlanmış o yüzden ilk başta gelmek istemiyor ama asker seni görmek istiyor. Moral olsun motivasyon olsun dedikten sonra bu kez sefere katılıyor. Ancak bu sefer Kanuni'nin son seferi olacak. Çünkü bu sefer esnasında Kanuni 72-73 yaşları civarlarındayken vefat ediyor arkadaşlar. Hatta iç organları ne yapılıyor? Macaristan'a gömülüyor arkadaşlar böyle kalbini falan iç organlarını alıyorlar oraya defnediyorlar üzüm tepesi denilen bir yerde. Hocam şu an kanun mezarı e, şeyde mi? Macaristan'da mı? Hayır. Normal cesedini, e, kabrini getiriyorlar. Süleymaniye Camii'nde türbesi var arkadaşlar. Sadece iç organları çürümesin diye oraya koymuşlar. Son olarak Sokullu Mehmet Paşa'dan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bakın normalde e, sadrazamların isimlerini çok bilmeyiz ama Sokullu Mehmet Paşa'nın ismini özellikle yazdım. Çünkü bu adam özel bir adam. Çünkü hem kanuni hem 2. Selim hem de 3. Murat döneminde 3 tane padişah döneminde sadrazamlık yapmış. O yüzden gücü, otoritesi, nüfusu son derece fazla olan bir sadrazamdı. O yüzden Sokullu Mehmet Paşa'ya da yıldız atıyorum unutmayalım. Şimdi de coğrafi keşiflerin etkisi ve Hint deniz seferleri konusundan biraz bahsedelim. Denizlerde ne gibi mücadeleler verdik, ne gibi adımlar attık Ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi neden Hint Deniz Seferlerini yapıyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Arkadaşlar Hint Okyanusu dediğimiz yer şurası. Bakın coğrafi keşiflerden önce iki tane ticaret yolu vardı. Burası İpek olsun, burası da Baharat yolu olsun. İpek yolu, bu da Baharat yolu olsun. Bakın iki tane ticaret yolu varmış ve ikisi de Osmanlı Devleti'nin eline geçmişti. E, dolayısıyla Avrupalı devletler ekonomik açıdan zor duruma düşmüşlerdi. Yeni yollar arıyordu. O yüzden Portekizliler coğrafi keşifler yaptılar. Ne yaptılar? Ümit burnunu da geçerekten buradan Hint okyanusuna kadar ulaştılar arkadaşlar. Bakın yeni ticaret yolları bulmaları Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan zarara soktu. Aynı zamanda bu Hint bölgesinde bulunan bölgede Müslümanlar Portekizlerden illallah etmişti. Portekizler Müslümanları sömürüyor onlara zarar veriyordu. O yüzden buradaki Müslümanlar Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Osmanlı Devleti nerede yardımçılığı varsa oraya yetişirdi. Nitekim öyle de yaptı. Dört defa arkadaşlar buraya seferler düzenledi. Piri Reis zamanında da gittik buraya, Murat Reis zamanında da gittik, Seydi Ali Reis gibi birçok önemli komutan tarafından biz buraya geldik ve burada mücadeleler verdik. Ancak buradaki mücadelelerimiz başarılı olamadı. Osmanlı'nın eski ticaret yollarını canlandırmak istemesi de etkili olmuştur. Bakın ipek ve baharat yolu eskiden en popüler ticaret yoluyken artık Avrupa'lı devletler buraya uğramıyor. Demek ki bu olumsuz etkiyi etkiyi yıkmak için biz mücadelelere girişmişiz. Aynı zamanda Portekizlileri de bu sulardan uzak tutmak istiyoruz. Burası bizim toprağımız. Bizim çöplüğümüzde idirtmek istiyoruz arkadaşlar yani. Tüm bu mücadelelerin içerisinde Hızır Reis'in rolüne. Arkadaşlar Hızır Reis diye bahsettiğimiz kişi kim biliyor musunuz? Hemen yazalım. Barbaros Hayrettin Paşa'dır arkadaşlar. Eskiden ismi Hızır Reis'te. Kardeşi Oruç Reis ve İlyas Reis ile birlikte korsan faaliyetleri, korsancılık yapıyorlardı arkadaşlar. Kanun Sultan Süleyman döneminde ona kaptanı deryalık teklif edilmiş. Yani denizlerin en büyük komutanı ol demişler ve Hızır Reis'te geliyor Kanuni Sultan Süleyman döneminde bizim kaptanı deryamız oluyor. Hatta Hızır Reis yani Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nde divana üye olan ilk kaptanı derya özelliğine sahip. Avrupalılar kendisine Barbarossa yani Kızıl Sakal ünvanı verilirken daha sonra kendisine bizim tarafımızdan Hayrettin, Hayrettin ünvanı verilmiştir. Böylelikle Barbaros Hayrettin Paşa olarak tarihi adını yazdırmıştır. Peki arkadaşlar şimdi de gelin Barbaros Hayrettin Paşa ve diğer dönemlerde denizlerde ne gibi mücadeleler yapmışız? Bunları tek tek sırayla inceleyelim. Haydi bakalım. Öncelikle Rodos'un fethiyle başlayalım. Rodos şövalyelerinin Osmanlı gemilerine saldırması üzerine ne yapıyoruz? Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos adasını ele geçiriyoruz. Bakın arkadaşlar korsan gemileri varmış. Korsanlar bizim ticaret gemilerimize saldırıyormuş. E bu da bize ekonomik kayıplar verdiriyordu. O yüzden Rodos Şövalyeleri'nin başlatmış olduğu bu sıkıntıları ortadan kaldırabilmek amacıyla kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos'a bir e, sefer düzenliyoruz ve Rodos adasını ele geçiriyoruz. E Rodos'un ele geçirilmesiyle birlikte artık Ege ve Akdeniz'de daha güvenli bir Osmanlı'yı göreceğiz. Bir sonraki savaşa baktığımızda ise Preveze Deniz savaşını ve zaferini görebiliyoruz. Bu savaşta Haçlı donanması ile Osmanlı Devleti arasında yaşanmıştır. Osmanlı Devleti'nin meşhur kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa arasında yapılmıştır. Hemen yazalım. Osmanlı ile Haçlı donanması arasında yapılan bu savaşı biz kazandık arkadaşlar. Osmanlı'ya artıyı koyabiliriz. Böylece Akdeniz'in kontrolü tamamıyla Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir diyebiliriz. Barbaros Hayrettin Paşa'yı unutmayacağız arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin en meşhur kaptanı deryasıydı. Yani denizcilik komutanıydı. Denizdeki diğer görevlilere ne deniliyordu? Onlara da Levent adı veriliyordu. Ama kaptanı deryamızın Barbaros Hayrettin Paşa olduğunu unutmayacaksınız. Denizlerde atacağımız bir sonraki adım ise Kıbrıs'ın fethedilmesi olacak. Peki hocam neden Kıbrıs'ı ele geçirdik? Çünkü savaş adadaki korsanların Osmanlı Devleti'ne saldırması üzerine II. Selim döneminde başlamıştır arkadaşlar. Yine korsanlar var. Ne yapmışlar? Osmanlı gemilerine saldırmışlar. Bunun üzerine de II. Selim harekete geçerek Kıbrıs'ı ele geçirmiştir. Böylelikle Doğu Akdeniz'in güvenliği pekişmiş oldu. Bakın arkadaşlar buraya kadar her şey güzel, olumlu ilerliyor. Ta ki ne zamana kadar İnebahtı Deniz Savaşı'na kadar. Bakın burayı da kazandık ama İnebahtı Deniz Savaşı'nda kaybettik. Haçlı donanması ile Osmanlı donanması arasında yaşanmış ve bu savaşı maalesef ki Haçlar kazanmıştır. Bu savaştan sonra denizlerdeki üstünlüğümüzü yavaş yavaş kaybedeceğiz. Sıradaki konumuz Girit'in fethi. Yine arkadaşlar Korsan gemilerinin Osmanlı gemilerine saldırması üzerine bir adım daha atıyoruz ve gidiyoruz Girit'i fethetmek için e, adım atıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim ticaretimiz olumsuz etkileniyordu. Ancak biz burayı o kadar kolay alamıyoruz. Tam 25 yıl süren bir mücadele sonucunda Girit'i alabilmişiz. Bakın sorularda şunu sorarlar bize. 25 yıl içerisinde Girit adasının alınabilmesi neyin göstergesidir? Osmanlı Donanması'nın artık eski gücünü yitirdiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın İnebahtı Deniz Zaferi'ni kaybettiğimizde şöyle bir açıklamada bulunmuştuk. Demiştik ki: Siz İnebahtı'nda bizi yenerek bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Ama biz sizi Kıbrıs'ta yenerek elinizi kolunuzu kesmiş olduk. Kesilen sakal tekrardan yerine gelir ama Kesilen kol bacak yerine gelmez demiştik arkadaşlar. Aslında burada bu cümleyi söyleyerek bizim daha üstün bir konumda olduğumuzu ve ee denizlerde üstünlüğümüzü devam ettireceğimizi söylemiştik. Ancak baktığımızda Girit'in fethini bile 25 yılda yapıyoruz. Üstüne üstelik ardından da Çeşme ve Sinop'ta Osmanlı gemileri baskına uğrayıp yakılıyor. Yani arkadaşlar o cümleden sonra daha da kötüye gitmişiz. Rus birlikleri tarafından Osmanlı donanmaları yakılarak Osmanlı Devleti denizlerde ciddi bir zarar görmüştür. Bakın önce İnebahtı Deniz Zaferi'nde bir yenilgi aldık. Ardından Girit'in fethini ancak ve ancak 25 yıl gibi uzun bir sürede gerçekleştirebildik. Sonra da Rus birlikleri tarafından Çeşme ve Sinop'ta baskına uğradık. Tüm bu yaşanan gelişmeler artık Osmanlı Devleti'nin denizlerde üstün olmadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Denizlerdeki gelişmeler de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni derslerden yeni videolardan haberdar olabilmek amacıyla abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.